Tepiş, biliyor musun ben bir resim yapacağım ve bu resmi anneme hediye edeceğim. Hadi sen de o tarafa geç de seninle resmini çizeyim. Önce fanusun içindeki ördeği çizeceğim. Fanusu mavi renk yapacağım. Fırçamı güzelce ıslatayım. Çünkü bu sulu boya. Sulu boya kullanıyorum. Mavi renkten alayım. Masmavi bir göl yapacağım. Ördek gölde yüzüyor. Harika bir göl oldu. Sabırsızlanma köpüş, seni de çizeceğim. Şimdi ördeği çiziyorum. Ördek için sarı renk kullanacağım. Önce fırçamı temizlemeliyim. Evet, sarı renk alıyorum. Ördeği mavi gölün tam üzerinde çizeceğim. Evet, sarı bir ördek. Oyalım içine. Harika oluyor. Evet köpüş, sıra sende. Hadi ver bakalım pozunu. Aferin köpüş, bu duruş çok iyi. Senin için kahverengi kullanacağım. Çünkü senin kahverengi beneklerin var. Şimdi kahverengi boyadan alıyorum. Evet, çizmeye başlıyorum. Şöyle kafanı yapalım. Biliyor musun? Harika oluyor. Bak köpüş, harika oldun. Merhaba Pepe. Ne yapıyorsun? Merhaba Şila. Annem için resim yapıyorum. Aa, çok güzel. Ama bence ördeğin rengini turuncu yapmalısın. Turuncu çok güzel bir renk. Gerçekten mi? Tamam olur. Hemen değiştireyim. Ben de turuncu rengi severim aslında. Turuncu güzel bir renktir. Gel bakalım turuncu renk. Turuncu ördek yapıyorum. Turuncu ördek yapıyorum. Gel bakalım ördek. Seni turuncu yapalım. Evet. Böyle de güzel oldu resmim. Aa Pepe, resim mi yapıyorsun? Evet Nilo'ya. Nasıl olmuş? Güzel. Ama bence gölün rengini yeşil, ördeğin rengini de mavi yapmalısın. Öyle mi diyorsun? Evet. Hadi görüşürüz. O zaman gölün rengini yeşile çevireyim. Yeşil boyamdan alayım. Gel bakalım yeşil. Sen ne güzel bir renksin. Böyle de çok güzel olacak. Yeşil bir göl yapıyorum. Renkler birbirine karıştı. Pepeciğim ne oldu? Neden üzgünsün? Ayşe, annem için bir resim yapıyordum. Arkadaşlarım geldi. Hepsi bir fikir söyledi. Onların dediklerini yaptım. Ama bak, resmin birbirine karıştı.
karıştı. Hiç güzel olmadı. Evet Pepeciğim, renkler biraz birbirine karışmış. Ama eminim sen çok güzel yapmışsındır. Tabii ki arkadaşlarının fikirlerini önemsemelisin. Ama önemli olan senin ne düşündüğün, senin ne hissettiğindir. Önemli olan senin hangi rengi sevdiğindir. Hayal gücünü kullanarak dilediğin gibi resim yapabilirsin. Arkadaşlar, siz de Pepe gibi resim yapmayı seviyor musunuz? Peki en çok hangi renkleri kullanıyorsunuz? Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşça kalın.